Efendim öncelikle merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Celal Çağlayan Erguan. Mekatronik mühendisiyim. 2021 yılından beri Baybars Mekatronik Havacılık AŞ'in CEO'luk görevini yürütmekteyim. Baybars, Çukurova'da döner kanat insansız hava araçları üreten bir müessese. 2023 yılının son çeyreğinden itibaren de bir Türk-Japon şirketi. Biz Cumhuriyet tarihinin kendi sektörümüzde en büyük yabancı doğrudan yatırımını aldık ve Çukurova'da üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz sistemleri 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Bizim yolculuğumuz arkamızda gördüğünüz tarım dronlarıyla başladı. 10 litrelik tarım dronları üretmeye başladık. Biz bunun yerlilik oranını nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha katma değerli üretebiliriz diye başladık. 2 kişiydik, sonra 10 kişi olduk. Bugün 50 kişinin üstündeyiz. 53 kişilik bir ekiple üretim yapıyoruz. Asıl lokomotifimiz tarım dronları. Son 2 senedir de endüstriyel ve savunma sanayilik İHA'larda üretiyoruz. İkmal İHA'ları, yangın müdahale İHA'ları, kablolu aydınlatma İHA'ları bizim son yıllarda daha çok üzerine mesai yaptığımız sistemler. Bu sene sadece Çukurova'da üretim yapıyoruz ama umarım 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Detroit, Michigan'da da üretmeye başlayacağız. İlk etapta CT50 versiyonun orada üretimine başlayacağız. Gövde komponentlerini Detroit'te üretmek hedefimiz. Yegane gayemiz Teknofest'te çok genç insanlarla tanışıyoruz. Genç yetenekler keşfediyoruz. Mesela ekibimize katılan 3 takım arkadaşıyla biz geçen sene 2023'te İstanbul'daki Teknofest'te tanışmıştık. Bu sene de çok kıymetli arkadaşlarla tanıştık bölgemizden. Çok genç insanlar bu festival sayesinde bir proje nasıl yürütülür, sistematik olarak nasıl ilerlenir, hedefler doğrultusunda, aylık planlamalar dahilinde ilerliyorlar. Bizim de 2 ekibimiz var burada yarışmada bizleri temsil eden. Çok verimli geçiyor bizim açımızdan. Umarım bu festival devam eder, katlanarak büyür, daha fazla insana hitap edebiliriz. Bu gerçekten Türk gencinin organizasyon kabiliyetini, insansal araçlı olan merakını, teknolojiye olan merakını ortaya çıkaran bir organizasyon oluyor. Bunun için de müteşekkiriz bu organize edenlere. Umarım bizim gibi müesseseler Türkiye'den çıkmaya devam ederler, katma değer yaratırlar ve ihraç etmeye devam ederiz. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Bana bir ürününüzü anlatabilir misiniz? Tam olarak ne işe yarıyor? Bir çiftçinin hangi işini kolaylaştırıyor ve mevsimsel olarak bir kullanım süresi var mı bu ürünlerin? Havada ne kadar süre asılı kalıyor? Son sorudan başlarsak takriben 8 ile 12 dakika arasında havada kalıyor. İçerisine ne kadar yük koyduğunuza bağlı olarak. Temel amacı da insansal araçların, zira insansal araçların hem gübreleme hem de ilaçlama yapmak. Tarım drone ile ilaçlama yaptığınız zaman %95 daha az su kullanıyorsunuz. %20 daha az zirai ilaç, yani pestisit kullanıyorsunuz. Tarlanızı ezmiyorsunuz. Tarlanızı ezme hususunda örnek veriyorum, konvansiyonel bir ilaçlama metodu benimseyip ilaçlama yaptığınız zaman traktör, lastik ve uzantı parçalarında kimi zaman %5, %6'ya varan bir kaybınız oluyor. Konvansiyonel metotta homojen ilaçlama yapamıyorsunuz ve çok fazla ilaçlama yapıyorsunuz. İklim değişikliğiyle beraber özellikle içinde bulunduğumuz Çukurova bölgesinde su çok büyük önem arz ediyor. Ne kadar az suyla ziraat yaparsak bizim için daha sürdürülebilir tarım olur. Bilhassa hem daha fazla sonuç alabiliyorsunuz, yani mahsul seviyeniz artıyor. Daha az ilaç, daha az suyla ilaçlama yapıyorsunuz. Tarlanızı ezmiyorsunuz. Pestisit temasını minimize indiriyorsunuz ve karbon salmıyorsunuz. Belki karbon salımı şu an için gündemimizde değil ama önümüzdeki 5-10 senelik zaman diliminde iklim değişikliğiyle beraber karbon salımı da gündeme gelecek. Akıllı tarım uygulamaları. Tarımsal uygulamada minimum ilaç kullanılıyor. Bildiğiniz üzere maalesef bizim bölgemizden de ihraç edilen bazı ürünler sınır bölgelerinden geri geliyorlar. Pestisitin fazla olmasından kaynaklı. Ne kadar az pestisit kullanıp ne kadar verimli ilaçlama yaparsak katma değerimiz de artıyor aslında. Ve sistemler tam olarak otonom çalışıyor. Siz tarlanın sınırlarını belirliyorsunuz. Bir dikdörtgen içerisinde veya farklı bir çokgen içerisinde sistem çalışıyor. İlacı veya tankı bittiği zaman size geri geliyor. İlacını dolduruyorsunuz. Bataryasını değiştiriyorsunuz. Yeniden operasyona gönderiyorsunuz. Bu iş eğitim, teknik servis ve üretim bacağında oluşuyor bizim ayağımızda. Bir de Kelaynak adı altında bir iştirakımız var. Buradan da drone ile ilaçlama servisi sunuyoruz çiftçilere. Her çiftçi bunu alamıyor. Aslında 250 dekarın altında ziraat yapıyorsanız satın almak da çok rentable değil. Hizmet alabilirsiniz. Biz size hizmeti getiriyoruz. İHA aldığınız zaman Çukurova Havacılık diye bir iştirakımız var. Aynı zamanda bunun İHA 1 veya İHA 2 sütündesindeki ehliyetlerini de veriyoruz. Bir sisteme dahil oluyorsunuz. Yani biz insansal aracı değil, biz bir sistem sunuyoruz kullanıcılara. Peki burada kullanılma çiftçiler nasıl bakıyor? Sıcak bakıyor mu? Çünkü yeni bir ürün, daha önceden böyle bir şey yoktu. Yeni bir düzene geçiliyor aslında. Sizin de söylediğiniz gibi sürdürülebilir bir hayata geçiyoruz aslında. Bu açıdan bakarsak neler söylersin? Çiftçiler bunu ilk zamanda kanıksamakta zorlanmışlardı ama geçtiğimiz son 2 senede Türkiye'de tarımsal İHA'ların kullanımı çok yaygınlaştı. Hemen hemen her köyde, mesela gençler geliyorlar şimdi Elazığ'dan, Adıyaman'dan, Balıkesir'den, hemen hemen hepsinin köyünde bu tarım drone'unu bir kere görmüşler, ilaçlama yaparken havada görmüşler. Oldukça yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Mevcut sistemler tarla bitkilerinde şu an için daha verimli çalışıyorlar. Çünkü ilaç yapısı daha uygun. Ağaçtan ziyade mısırda, pamukta, çeltikte, kanolada, ağaç çiçeğinde, mücadelede tarımsal zirai insansız araçları çiftçiye gerçekten çok ciddi avantaj sağladığı için onlar da bunu tercih ediyorlar. Maalesef son 2 senedir tarım sektöründe bazı ekonomik dalgalanmalar var. Çiftçimiz
emeğinin karşılığını tam alamıyor. Dolayısıyla son bir senenin biraz sönük geçtiğini söyleyebilirim. Ama umarım önümüzdeki zaman diliminde tarım sektöründe açılmasıyla her köyde, her bölgede bir ziraat insansız hava aracı, bir ziraat insansız hava aracı pilotu olacaktır diye umut ediyorum. Peki son olarak Teknofest heyecanı sizin için nasıl geçiyor? Adana'da ilk defa düzenlendi. Bununla ilgili neler söylersiniz? Umarım Adana'da, Çukurova bölgesinde bir Teknofest daha misafir ederiz. İnanılmaz güzel geçiyor. Gençler geliyor. Onlara sistemleri anlatıyoruz. Nasıl çalıştığını anlatıyoruz. İleride çalışırlarsa, disiplinli giderlerse, böyle müesseselerde sadece biz değil birçok havacılık şirketi var burada. Ankara'nın önde gelen müesseseleri burada. Bizzati bu müessesenin, ya bu organizasyonu yapan müessesenin burada ve geziyorlar. İnsan onları görüyor. Çok heyecanlı. Ve onlar feyiz alıyorlar. Buraya 2-3 gün geldikleri zaman inanın onlar bir ömür akıllarında kalıyor. Gördüğü sistem, a diyor ileride ben bunu yapabilirim belki. Bunun bir parçası olabilirim. Veya başka teknolojik bir ürünün parçası olabilirim. Bizim memleket olarak daha katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Ve bu tip organizasyonlar onların feyiz almasına vesile oluyor. O yüzden müteşekkiriz organizasyonlara. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.